Herkese merhaba, ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Yeni bir seri ile karşınızdayım. 100 videoluk bu seride Le mille mots, le plus utilisé en français, yani Fransızca'da en sık kullanılan 1000 kelimeyi çalışıyoruz. Ancak sizlerden gelen yorumlar doğrultusunda bu videoyu şekillendirdim. Kelime öğrendiğimizde cümle içinde kullanınca çok daha iyi anlıyoruz diye yorumlar yapmıştınız. Dolayısıyla bu seride serinin her videosunda 10 kelime, 10 cümle öğreniyoruz. Yani Fransızca'da en çok kullanılan, en sık kullanılan 1000 kelimeyi cümle içinde kullanıyoruz. Hem en çok kullanılan 1000 kelimeyi, hem kelimelerin telaffuzlarını öğreniyoruz, hem de hepsini örnek cümleler ve cümle tercümeleriyle iyice pekiştiriyoruz. Bu seri 100 videodan oluşuyor diye söylemiştim. Toplamda 1000 kelime ve 1000 cümle çalışmış oluyoruz. Serinin ilk videosu, yani birinci videosundan itibaren gördüğümüz bütün kelimeleri yazarak çalışırsanız, kendinize bir kelime defteri yaparsanız harikulade olacaktır. Haydi başlayalım. Önce le 10 mots, yani 10 kelimeyi öğrenelim. İlk göreceğimiz kelime aslında bir fiil, avoir fiili, sahip olmak demek. Avoir çekimi present'a çekersek Türkçe'ye var gibi bir karşılık veriyor. La fenêtre, pencere demek. Entendre, duymak demek. La saison, mevsim. Le vélo, bisiklet demek. Hadi bunları bir tekrar edelim. Avoir fiili, Türkçesi sahip olmak. Fiili present'a çektiğimizde Türkçe'ye var karşılığını verir. La fenêtre, pencere demek. Entendre, duymak, işitmek demek. La saison, mevsim. Le vélo, bisiklet demek. Après, sonra, den sonra. Acheter, satın almak. Aussi, de da, aynı zamanda karşılıklarını Türkçe'ye veriyor. Dan, bir prepozisyon. İçinde de-da karşılıklarını Türkçe'ye veriyor. Prepozisyonun Türkçesi edat. Onu da bir yazalım şöyle. La teknoloji. Teknoloji demek. Bunu da öğrenmeniz çok kolay olacak. Şimdi bunları da bir tekrar edelim. Après. Sonra. Den sonra. Acheter. Satın almak. Aussi. De-da. Aynı zamanda. Dan. Bir prepozisyon, yani edat. Türkçe içinde de-da karşılıklarını veriyor. La teknoloji, teknoloji demek. Şimdi buraya kadar gördüğümüz 10 kelimeyi cümle içinde kullanarak iyice pekiştirelim. Bu arada şunu da şuraya ekleyelim. Bu seride Fransızca'da en çok kullanılan 1000 kelimeyi çalışıyoruz diye söylemiştim. İçinde isimler, fiiller, sıfatlar, zarflar ve bağlaçlar olacak. Bunu da hemen ekleyelim. Dolayısıyla detaylı ve çok faydalı bir çalışma olacak sizin için. Şimdi cümlelerimize geçelim. Birinci cümlemiz. J'ai beaucoup d'étudiants. Benim pek çok öğrencim var. İlk öğrendiğimiz kelime aslında bir fiil demiştim. Hangisiydi o? Avoir. Present'a çektiğimiz zaman Türkçe'ye var karşılığını verir diye söylemiştim. Est-ce que vous pouvez ouvrir la fenêtre un peu? Gördüğünüz gibi fenêtre sözcüğünü de burada cümle içinde kullandık. Cümlenin Türkçesi şöyle. Acaba pencereyi biraz açabilir misiniz? Üçüncü örnek cümlemiz. Soudain, nous avons entendu un bruit dans la rue. Birden sokakta bir gürültü duyduk. Öğrendiğimiz üçüncü kelime entendre fiiliydi. Entendre, duymak, işitmek karşılığını Türkçe'ye verir diye söylemiştim. Ma saison préférée, c'est l'été. Benim en sevdiğim mevsim yazdır. Bakın burada da la saison sözcüğünü kullandık. J'aime bien faire du vélo avec mes amis chaque week-end. Her hafta sonu arkadaşlarımla bisiklete binmeyi
Çok severim. Burada da velo sözcüğünü cümle içinde kullanmış olduk. Hadi bir tekrar edelim. J'ai beaucoup d'étudiants. Benim pek çok öğrencim var. Est-ce que vous pouvez ouvrir la fenêtre un peu? Acaba pencereyi biraz açabilir misiniz? Soudain, nous avons entendu un bruit dans la rue. Birden aniden sokakta bir gürültü duyduk. Ma saison préférée, burada bir tane ö var çünkü sezon, feminin bir sözcük. C'est l'été. Benim en sevdiğim mevsim yazdır. J'aime bien faire du vélo avec mes amis chaque week-end. Her hafta sonu arkadaşlarımla bisiklete binmeyi çok severim. Buradaki bien'i iyi bir şekilde diye düşünmeyin. Beaucoup karşılığı olarak da kullanılıyor. Şimdi altıncı kelimeyi cümle içinde kullanalım. Après avoir terminé tes devoirs, tu peux regarder la télévision. Ödevlerini bitirdikten sonra televizyon seyredebilirsin. Kelimemiz après'di. Après sonra, den sonra karşılığını Türkçe'ye verir diye söylemiştim. Mark veut acheter une plus grande voiture. Mark daha büyük bir araba satın almak istiyor. Bu cümlede acheter fiilini kullandık. Acheter satın almak demek. Cette série de vidéos est aussi utile que les autres. Bu video serisi de diğerleri kadar faydalı. Bakın, aussi burada geçti. Aussi Türkçe'ye de da aynı zamanda karşılıklarını verir diye söylemiştim. Je travaille comme un professeur de français dans une école à Ankara. Ben Ankara'da bir okulda Fransızca öğretmeni olarak çalışıyorum. Dans prepozisyonunu yani edatını cümle içinde kullandık. Dans Türkçe'ye içinde de da karşılıklarını verir diye söylemiştim. Ve öğrendiğimiz son kelimeyi de cümle içinde kullanalım. Les nouvelles technologies rendent notre vie plus facile. Yeni teknolojiler hayatımızı kolaylaştırıyor ya da daha kolay kılıyorlar. Teknoloji sözcüğünü cümle içinde kullandık. Türkçesi zaten çok kolay. Bir tane sıfatla birlikte kullandık ve çoğul olarak kullandık. Hemen şunu da ekleyelim. Burada rant fiili var. Rant fiili birinin bir şeyini götürüp geri vermek karşılığını Türkçe'ye veriyor. Ama çok bilinmeyen karşılığı da etmek, kılmak. Şimdi bu cümleleri de tekrar bir okuyalım. Après avoir terminé tes devoirs, tu peux regarder la télévision. Ödevlerini bitirdikten sonra televizyon seyredebilirsin. Mark veut acheter une plus grande voiture. Mark daha büyük bir araba satın almak istiyor. Cette série de vidéos est aussi utile que les autres. Bu video serisi de diğerleri kadar faydalı. Je travaille comme un professeur de français dans une école à Ankara. Ben Ankara'da bir okulda Fransızca öğretmeni olarak çalışıyorum. Les nouvelles technologies rendent notre vie plus facile. Yeni teknolojiler hayatımızı kolaylaştırıyor ya da hayatımızı daha kolay kılıyorlar. Ve la fin de la video, yani birinci videomuzun sonuna geldik. Serinin birinci videosunu tamamladık. Les mille mots les plus utilisés en français. Fransızca'da en sık kullanılan 1000 kelime. Hem kelimeleri ezberliyoruz hem de cümle içinde kullanıyoruz. Her videoda 10 kelime, 10 cümle, toplamda 1000 kelime ve 1000 cümle çalışıyoruz. Tekrar söylüyorum. Bu seriyi birinci videodan itibaren izleyip düzenli bir şekilde izleyip çalışanlar ve kendilerine bir kelime defteri hazırlayarak yazanlar, yazarak çalışanlar çok fayda göreceklerdir. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.